Sağlıklı güzeldi. Sevgili seyirciler, hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz diş hekimi Aylin Hoşseban Erdur. Hoş geldiniz. Diş tabibi. Diş tabibi. Tabii. Evet. Eskiden biz diş tabibi. Evet, benim rahmetli dedem diş tabibiydi. Yıl hep yani kapısında diş tabibi yazardı. Güzel. Evinin ev kapısının da. Eskiden öyleydi. Evet, evet, diş tabibiydi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Gülüşünüz çok güzel. Daha önce geldiğinizde gülüş konuşmuştuk. Evet. Hollywood Smile'ı konuşmuştuk. Evet. Bugün bambaşka bir konu konuşacağız. Sizin hakim olduğunuz bir konu mu? Ben hiç hayatımda duymadım yine. Yeni akkal kök rezeksiyonu hakkında ufak bir cerrahi işlem. Bu konu hakkında birazcık bilgi vermek istedim. Esasında bazen kanal tedavisinden sonra diş köklerinde oluşan iltihabik bir durum diyelim kısacası. Normalde başlangıç aşamalarında dişe kanal tedavisi yaparak, kanal tedavisi dediğimiz olayda dişin içerisindeki pulpa ve sinirleri alarak köklerin temizlenmesi, diş köklerinin temizlenmesi ve kanalların şekillendirilip daha sonra dezenfekte edip kanal dolgu materyalleriyle dolduruyoruz dişin kanalını. Böylece de dişi çekimden kurtarmış oluyoruz. Ama bazen çok uzun süreli var olan çürüklerde, mesela yıllar boyu çürük oluyor diş. Ya bilgileri olmuyor ya da bilgileri oluyor dişte bir şekilde ağrısızı olmadığı için önemsemiyorlar ya da kronikleşmiş ihmal ediliyor ya da kronikleşmiş ağrı oluyor. Genelde hep şey geliyorlar işte 2 gün 3 gün ağrıdı ama sonra geçti. O şekilde olduğu zaman kök kanalları vesilesiyle yediğimiz içtiğimiz besinler de çene kemiğinin içerisine nüfuz ediyor. Ve çene kemiğinin içerisinde iltihabik bir durum meydana geliyor. Yani içi su dolu bir kese oluştuğunu varsayın orada. Çünkü hep soruyorlar antibiyotikle geçmiyor mu diye. İçi su dolu bir kese oluştuğunu varsayın. O keseyi biz yok edemiyoruz. Antibiyotik kullanarak sadece baskılanıyor. Ve kesenin içindeki sıvı birazcık boşalmış oluyor ya da büzülüyor. Antibiyotiğin etkisi geçtikten sonra tekrar içi sıvıyla doluyor ve hatta daha büyüyerek diğer dişlerin köküne de zarar veriyor. Aynı zamanda çene kemiğini de eritiyor. Kistler yapabiliyor. Kistler yapabiliyor. Dolayısıyla bunlar da, indikasyonları herhalde. Evet. Hı-hı. Dolayısıyla da bunu tamamen sağlığına kavuşturmak ve yok edebilmek cerrahi yöntemle oluyor. Ona da biz apikal rezeksiyon diyoruz. Yani diş etini açıp kemiğin içerisinden, yani çene kemiğinin içerisinden kisti çıkartıyoruz. Güzelce temizliyoruz, yıkıyoruz. Hatta son zamanlarda artık tabii kistin büyüklüğüne göre çok küçük kistlerde gerek kalmıyor ama bazen büyük kistler oluyor. Büyük kistler oluşunca da bayağı bir boşluk oluşuyor çene kemiğinin içerisinde. O zaman da yapay kemik tozlarıyla, yapay malzemelerle doldurup üzerine de gene yapay membran dediğimiz şeylerle ya da işte PRP ile falan kapatıp dişi de hem hayatını kurtarmış oluyoruz hem de çene kemiğini de sağlığına kavuşturmuş oluyoruz. Güzel. Bu şekilde. Peki bu ameliyat tam olarak nasıl oluyor? Nasıl bir hazırlık süreci var? Ya da kişinin buna uygun olup olmadığının kararının verilmesinden iyileşme sürecine kadar giden aşamalar şimdi neler? Şimdi esasında ameliyat için endikasyon tabii ki biz öncesinde röntgen alıyoruz. Yani panoramik röntgen alıyoruz. Panoramik röntgende genel bir görüntüsü oluyor. Kistin büyüklüğü ya da bazen başlangıç seviyesinde oluyor. Panoramik görüntüde ona karar veriyoruz. Tabii ki bir de yaptığımız muayeneyle, işte perküsyonuyla, dişe uyguladığımız basınçla, hastanın şikayetleriyle. Birçok zaman hastalar bize geliyor. Diş etimizin üzerinde beyaz sivilce gibi bir şey var. Oradan sürekli bir şey akıyor hocam. Bir de bazen hiç ağrı nasıl, vermeden bir daha de... Nasıl dişin üstünde? Yani iltihap drenajı oluyor. Ufak bir sivilce görünümlü. Aa, dişin üstünde. Diş eti üzerinde. Yani orası tabii dişin kökü olmuş oluyor. Kökte oluştuğu için artık dışarıya bazen hiç ağrı vermeden orada böyle bir sivilce görünümlü, içi iltihabik bir doku oluşuyor ve oradan kendi kendine direne olabiliyor, yani akabiliyor. Ağrısı da olmadığı için bazen hastalar diyorlar biz kendimiz patlatıyoruz, o geçiyor, başlıyor. Bu da zaten çok zararlı bir şey herhalde. Evet, kesinlikle. Bir de zaten endikasyon olmuş oluyor. Bir de tek diş röntgeni, periapikal röntgenlerde de görüyoruz. Çok ileri vakalarda
tomografi çekebiliyoruz. 3 boyutlu çene tomografisi. Orada da tam net sınırları belli olmuş oluyor zaten. Ona göre karar veriyoruz. Ama sırf kanal tedavisi değil, bazen travma görmüş dişlerde de olabiliyor. Mesela hastanın çok dişlerini sıkma, gıcırdatma gibi bir problemi vardır. Yıllar boyudur bu devam ediyor. Dolayısıyla da o da bir travma olduğu için köke travmaya bağlı da bu tarz oluşumlar olabiliyor. Ya da genelde sporcularda işte basketbol. Darbe. Evet, darbe. Ya da çok eskiden geçirmiş bir trafik kazası vardır. Herhangi bir şey yok ama diş köklerindeki o lifler bağlar koptuğu için artık beslenemiyor. Dolayısıyla da canlanması, damarlanması da koptuğu için o tarz oluşumlarla da karşılaşabiliyoruz. Dişle ilgili yaptığınız prosedürlerde kök hücre de kullanıyor musunuz? Kök hücre artık yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. PRP'yi duyuyorduk, şimdi kök hücre evet, de dişte duyar olduk. Evet, artık yeni yeni evet yaygınlaşmaya başladı. Tabii bunları da artık toplum olarak birazcık benimsemek gerekiyor. Çünkü hani kök hücreyi geçtim, implantlara bile hala sıcak bakmayan bir kısım var. İşte kanserojen etkileri vardır falan diye istemiyorlar. Ama gerçekten sağlıklı güzel uygulamalar. Tabii bunda da PRP ile birlikte kök hücre karışımı yapıp aynı şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Peki diş hekimine mesela gitmemiz gereken acil durumlar nedir? Yani kendi çektiğimiz acı, sızı, ızdırap zaten bizi sizlere getiriyor. Ama belki önemsemediğimiz ve sizin çok sık karşılaştığınız ve aslında hiçbir şekilde ertelenmemiz gereken durumlar evet. vardır. Bunlar neler mesela? Genel olarak aslında biz hep şey diyoruz, gerçekten de 6 ayda bir bize bir kontrole gelin. Biz hem röntgeninizi bir çekelim, hem direkt ağız içi muayeneyi yapıp çünkü farkında olmadığınız bir takım oluşumlar varsa onları da görmüş oluyoruz. 6 ay biraz çok değil mi? O bir sıkıntı yoksa? Yok, 6 ayda bir normal rutin kontrollerimizi yapabiliyoruz. Artı esasında birazcık travma görmüş dişlerden bahsetmek istiyordum ayrıca da. Tabii buyurun. Mesela küçük çocuklarda, daha çok okul çağındaki çocuklarda bisiklet kullanırken ya da annelerinin ayakkabılarını giyip takılıp düşüyor. Hayır ama yani on arkadaşımın beşinin çocuğu bizim ayakkabılarla oynarken evet. dişini kırdı evet. diye söylüyor. Dişini kırıyor. Şimdi bu süt dişi ise özellikle de çünkü ön dişlerde kırıklar oluyor. Hem estetik olarak çocukları rahatsız ediyor. Süt dişi ise eğer onu bir şekilde, eğer zaten tamamen artık kırıldıysa mecburen çekmek zorunda kalıp yer tutucu yapıyoruz ama genelde de böyle 7-8 yaş arası olduğu için genelde ön sürekli dişler ya kırılıyor ya yerinden çıkıyor. Dolayısıyla da burada anne babaları biraz bilinçlendirmek istiyorum. Hemen dişi alıp ya bir sütün içerisine ya da hiçbir şey yapamıyorlarsa çocuğun kendi dilinin altında en yakın diş hekimine başvurmaları dilinin gerekiyor. Dilinin altında mı? Yutar. Çünkü yani kontrol etmek gerekiyor tabii. Kontrol edeceğim ben dilini. Yani şimdi o anda kadar öyle bir ortamda süt bulmak da çok zor olacak. Herhalde büyük biri için diyorsun. Daha büyük çocuklar için. Hayır, normal işte daha süt dişi değil, sürekli dişi olanlarda. Şimdi 6-7-8 yaşındaki bir çocuk artık bilinçlenmiş tamam, oluyor. Pardon. Çünkü ben her örneği kendi çocuğum gibi gözümün önüne o fotoğraf geldiği evet. için çok özür dilerim. Tamam. Yok, rica ederim. Bizim dişi kurtarma şansımız oluyor. Hemen alıp müdahalesini yapıp tekrar dişin çıktığı yere koyuyoruz dişi. Diş kaynıyor ve şey oluyor evet, değil mi? Mesela evet. herhalde 20 sene önce hiç kimse küçük çocuğunun kırılan dişini koşa koşa süt içinde dişçiye git kırıldı genelde deyip atıyordur. Genelde getirmiyorlar ya da 2-3 gün sonrası. Hayır, öyle bir şey aklına gelmiyor yani öyle bir evet. olasılığın travma olduğunu. Travma sonrası tecrübelerimiz vardı yani 20-25 yıl öncesinde. Bu bilgiyle sonuçta işte daha majör travma, trafik kazası geçirmiş. İşte çocuklarda dişler kırılmış, hatta alveoler, soketler kırılmış evet. şeylerdi. Tellerle sabitleyip yerine tutturuyorsunuz. Evet. Çok da başarılı oluyor. Gerçekten ömür boyu da kullanıyorlar. Genelde 2-3 gün sonra geliyorlar. Çünkü neden? Panik oluyorlar. İşte çocuk da korkuyor, ağlıyor. İşte bir kendine gelsin, bir rahatlasın diye ama hemen başvurmak gerekiyor. İşte apikal rezeksiyon da bazen öyle durumlarda gerekebiliyor. Hani ne kadar müdahale etsek de belli bir dönem sonra, aradan 2-3 sene geçince dişlerin renginde kararma, siyahlaşma başlıyor. Çünkü artık ne de olsa o dişin lifleri kopmuş oluyor. O zaman o tarz bir iltihaplanmalar, kistler oluşabiliyor. O zaman ya hayatımda hiç olmayan bu bilgileri sürekli alıyorum ve hiç olmayacak şeylerle ilgili olmayacak çözümler buluyorum. Dilerim hiç kullanmak durumunda kalmam. O evet. müthiş bir deneyim oluyor benim için tabii ki. Evet. Çok mutluyum bu nedenle. Her gün evime yeni bir şeyler öğrenerek gidiyorum. Size diş etleriyle
ilgili sorun var. Tabii ki. Diş etlerinin kanamasının nereye kadar normal, ne kadar değil gibi. Yani size gelinmesi gereken belli bir zaman şeyi var mı? Şöyle. Yani 20 gündür kanayan bir diş normal mi her gün dişini fırçaladığında? Tabii ki hayır. Ama şimdi bayanlarda da özel durumlar oluyor. Bayanlarda mesela gebelik dönemlerinde, gebelikten sonraki bir sene artı işte normal mens dönemlerinde hormonal değişikliklere bağlı diş etlerinde kanama, soyulma olabiliyor. Bunlar normal tabii asijinde normalse. Hormonlar dengeye girince kanamalar da azalıyor. Ama bazen de işte hep söylediğim normal diş fırçalama ihmal edildiği zaman mesela birçok kişi gece uyurken hiç dişlerini fırçalamıyor. Sabah uyandığında dişlerini fırçalıyor. Ben hep diyorum hiçbir işe yaramaz çünkü bakteriler gece ürüyor. Dolayısıyla da siz onu sabah fırçaladığınız zaman diş eti kanamasından kurtulamazsınız. Ağız kokusundan kurtulamazsınız. Onu bir düzene getirmek gerekiyor. Evet, toplumumuzda diş fırçalama alışkanlığı ve ağız hijyeni ne yazık ki çok iyi bir noktada değil. Maalesef. Bazen kötü dolgular oluyor. Yani diş etine fazla baskı yapan dolgular oluyor ya da işte kaplamalar. Onunla bağlı da diş etlerinde kanamalar olabiliyor. Öyle bir durum varsa da dolguyu çıkartıp yenilemek, hani gerekirse bir müddet geçici dolguyla tutup diş eti normal şekline geldikten sonra tekrar dolgu yapmak ya da işte kaplama fazla baskı yapıyorsa ya da eski bir kaplamaysa onu değiştirerek de çözebiliyoruz. Bir de bazı ilaçların kullanımına bağlı da diş eti kanamaları olabiliyor. Onu da tabii dahiliye doktoru ya da işte kardiyolog kim verdiyse ona konsültasyon yaparak tedavi düzeni sokabiliyoruz. Sizin dişleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Kendi sizinkiler dişleriniz de. Evet, ne benim. Güzel. Ama bir diş hekiminin de dişleri güzel olmalı. Ama şans mı biraz da değil mi? Tabii genetik ki, bir evet. Şey de var. Çok güzel dişleriniz. Çok hocamın da ederim. Bakın hocam gülümseyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten. Çok naziksiniz. Sizinki de çok muhteşem. Teşekkürler. Ben çok teşekkür sizin de biraz genetik. Peki ben şu şeyi merak ediyorum. Apikal kök rezeksiyonu yaparken bir ameliyattan bahsettik. İşte diş etini açıyorsunuz. Şimdi çok korkutmayalım insanları. Tabii ki. Bu nasıl bir anesteziyle yapılıyor? Ağrı oluyor mu? Evet. Tabii ki biraz baskı oluyor ama genelde ağrı hissetmiyorlar. Ama çok fobisi olan hastalar oluyor tabii ki. Yani onlara da hafif sedasyon yaparak ya da çok artık hayır diyenlere de hastane ortamında, ameliyathanede. Genel anestezi. Şey söyleyeceğim, benim oğlum 19 aylık ve benim çok teşekkür ederim. Çok yakın kız arkadaşım ortodontist. Evet. Ve bana diyor ki getir Süleyman'ı diyor. Niye getireyim daha hani 80 diş çıktı. Tanışsın. Ne dedi biliyor musunuz? Gelsin muayenehaneyi görsün evet. Ve bir diş hekimi alışsın. Konsepti olduğunu alışsın. Koltuğu evet. Görsün. Ortamı görsün, orada biraz bahçede oynarız, tekrar evet. İçeri gireriz. Sizin de bu önerdiğiniz kesinlikle, bir şey mi? Kesinlikle. Ben daha önce de bu konuyla ilgili esasında 6 aylıktan başlar diş hekimiyle tanışma. Çünkü gerçekten de o ortamı görmesi, alışması, zihnine yerleşmesi 6 aylıktan itibaren en azından senede bir kere de olsa bir diş hekimine yani bana öyle ziyaretine gitmek annenin, gerekir. Yani anne olarak benim ya da babasının varsa işte bir temizleme bilmem ne bir işlem. Evet. Getir yanında ortamı görsün, koltuğu, aletleri görsün falan dediğinde evet. Bana çok hoş bir ben fikir olarak geldi. Ben kızımı 2 yaşında götürmüştüm. Ufak bir iki problemi vardı. Ama problemi varken götürünce sonradan alıştırmak sonra. Biraz tabii zormuş. Yok ama hiç de sıkıntı yaşamadı. Sonrasında da diş tedavilerinde hiç problem olmadı. Yani evet. Benim kadar korkmuyor en azından. Doktorunu da siz sevmiştir. Korkuyor musunuz gerçekten? Ben iğne dendiği zaman kaçıyorum. Ben iğneden çok korkuyorum. Doktorların iğne fobileri de olabiliyor. Çok enteresan. Evet. Diş etleri ve diş temizliği ile ilgili peki yapacağınız herhangi bir yani evde yapabileceğimiz mesela bir ara çok karbonatla bir şeyler önerirlerdi. Hindistan ceviziyle şimdi ağzın içinde bir gargara vardır 10 evet. Dakika boyunca yapıp temizlik gibi evet. Mesela var mı bahsettikleriniz? Şöyle tabii ki mekanik temizleme her şeyin önünde gelir. Yani ben hep derim macun da çok önemli ama mekanik temizleme her şeyin önünde gelir. Yani düzgün dişleri fırçalamak ve temizlemek. Bir dakika tabii fırçalama konusunu hemen açıyoruz. Neydi hocam? Kırmızıdan beyaza. Yukarıdan aşağı, aşağıdan ben yuvarlak yaparak fırçalıyorum da. Yuvarlak yaparak fırçalama çok güzel ama onu herkes yapamıyor, başaramıyor maalesef. Nasıl başaramıyor? Başaramıyorlar yani yuvarlak hareketleri bu genelde şey yapamıyorlar. Yani. Evet,
yapamıyorlar. Dolayısıyla da dediğiniz gibi kırmızıdan beyaza ben de genelde hep ödüyorum. Yukarıdan aşağı doğru süpürür gibi. Fırçalayın dişlerinizi. Ay bence o yüzden insanlar günde böyle anlatırsanız günde 3 kere kimse fırçalamaz. Çok zor ve komplike. Esasında bu bir alışkanlık. Öyle ses çıkarıyor musun fırçalarken? Mesela benim oğlum şimdi ney diyor. Çünkü ona ney yaptım öyle diyor şu anda. Aslında çocukluktan sevdirmek lazım. Benim de oğlum var şu an 7 yaşında. Teşekkür ederim. Gerçekten de hani herhalde 6 aydan itibaren bir çizgi film, müzikli çizgi film vardı. Dişlerimizi fırçalayalım gidelim diye. O şekilde ben alıştırdım. Gayet de elini alıp fırçalıyordu. Evet. Yetişkinler için de belli bir yaşa gelip de dişlerini fırçalamayan birisine fırçalamayı yaptırmak özellikle o yuvarlak çok hareketlerle gerçekten çok zor. Yapamıyorlar. Ama ben hep şunu söylüyorum. İlk 3 gündür zorlanma süreci. Belki aynanın karşısında geçip de sıkılıyor olabilirsiniz ama ondan sonra el alışkanlığı oluyor zaten. Ve belli bir dönem sonra artık dişlerinizi fırçalamadan kafanızı yastığa koyduğunuz zaman ağzınızda tabii bir ağırlık ki hissediyorsunuz. Zaten kendiniz kalkıp dişinizi fırçalamak ferahlığı hisseden birisi gerçekten zaten onu arıyor. Öbür türlü yapamaz zaten. Evet. Peki mekanik şu şarjlı makinelerle alakalı yorumunuz nedir? Öneriyorum. Esasında ben manuel fırçalamayı daha çok, hani o da kullanılsın ama bir de manuel de çünkü hani o elinizle diş etlerinizle yaptığınız masajı gerçi şu an çok güzel firmaların ürettiği çok güzel fırçalar var. Kesinlikle onları da öneriyorum. Özellikle diş etleri için ekstra yumuşak ya da yumuşak başlıklı olanları tercih yani edilmesi İsviçreli gerekiyor. Yani İsviçreli bilim adamlarının önerdiği diş fırçaları öneriyor musunuz? Artık kalmadı değil mi o çok? Bitti artık. Bitti değil mi? Peki bir de şey var böyle fıt fıt fıt. Basınçlı su. Onu çok öneriyorlar siz. Onları da arada kullanabilirsiniz yani diş ipleriyle diş beraber. Ipli yani diyor ki diş, hocamız diyor ki ya fırçalayın da ne yaparsanız. Evet. Değil mi? Diş ipleriyle beraber çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok mert. Bizim için çok böyle belki bildiğimiz bir bilgi başkası için hakikaten çok kıymetli evet. Ya da tam tersi. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür vakit ederim. Vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Hayat sağlıklı, güzel. Devam.